Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi ve İlişleri Youtube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca burada yaptığım modellerin e, bitmiş halini görmek isterseniz Esen Hobi ve İlişleri adlı instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Evet hanımlar bugün böyle iki renkli beyaz ve sarı bir, e, tonlarında ip kullandım ben. İki renkli çok güzel bir havlu kenarı yapacağız. Tığım 20 numara hanımlar. Şöyle öncelikle modelimi sizlere bir göstermek istiyorum. Bu modelin üzerinde biraz oynamalar yaptım. Şöyle ütülemedim henüz. Bir kenarını bitirdim. İkinci kenarını da yaparken sizlere modelimi Göstermek istedim. Ben bugün tek renk kullandım. Bu modeli genelde iki renkli yapıyorlar. E, iki renkli olanlı da yaptım ama e, dediğim gibi modelin üzerinde biraz oynamalar yaptım, değiştirdim ben modelimi. Modelimiz böyle hanımlar, şöyle ütüsüz dediğim gibi şöyle bir düzelteyim elimle bitirdikten sonra diğer kena, kenarında o şekilde ütüleyeceğim. Modelimiz böyle hanımlar. Dediğim gibi üzerinde biraz değişiklikler, oynamalar yaptım modelimiz böyle çok da güzel bir model oldu önce şunu söyleyeyim hanımlar bir kenar için toplamda bu şekilde altı tane motiften oluşuyor havlu dantelimiz bir kenar için şu şekilde bakın şu şekilde şimdi yaptığımız zaman göreceksiniz motiflerimiz bu şekilde toplamda bu şekilde altı tane motiften oluşuyor modelimiz Evet şimdi hep birlikte havlu dantelimizin yapımına başlayalım. Öncelikle renkli ipimi aldım. Dediğim gibi ben tek renk ip kullanacağım. Siz bunu iki renkle de yapabilirsiniz. İpimi aldım renkli ipimi. Şöyle kameramı odaklayayım. Evet. Renkli ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim en baştaki zincirimin içerisinden tığımı girdim ipimi çektim kaydırdım şöyle sıkıştırdım bakın bir zincir çektim şimdi ipimi tığıma doladım küçük bir yuva oluşturdum buraya 10 zincirle yuvamdan girdim ipimi doladım tamamını çektim bir çakma sık iğne yapıyorum hanımlar yine ipimi tığıma doladım yuvamdan girdim tamamını çektim 2 ipimi doladım girdim yuvamdan tamamını çektim 3 doladım tamamını çektim 4 5 6 siz bunu sık iğne ile de yapabilirsiniz ben çakma sık iğne yaptım 7 8 9 10 şöyle kameradan çıkmadan 11 12 13 14 Bakın ipimi doluyorum tığıma. Yuvamdan girdim, tamamını çektim. 15 16 17 18 19 20 21 22 toplamda burayı 22 tane şöyle bir düzeltelim elimizde 22 tane çakma sık iğne ile doldurdum en baştaki sık iğnemden girdim bakın girdim tamamını çektim kapattım bu şekilde orta kısmını oluşturdum 1 2 3 tane zincir çektim ipime tığıma bir kez doladım bakın hiç sık iğne atlamadan hemen ilk sık iğnemin içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çektim trabzan yaptım bakın iki tane trabzanım oldu üç tane zincir çektim araya hiç atlamadan hemen yanındaki sık iğneden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir trabzan yaptım yanına ikinci trabzanımı yaptım araya üç zincir çektim yine atlamadan hiç sık iğne atlamıyoruz hanımlar yanındaki sık iğneden bir iki tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim ipimi tığıma bir kez doluyorum trabzanlarımı yaparken hemen yanındaki sık iğnemden girdim önce bir sonra iki sonraki çıktım ilk trabzanımı yaptım ikinci trabzanımı yaptım yanına araya üç zincir çektim sık iğnemden atlamadan trabzan mı yaptım ikinci trabzan mı yaptım bakın 3 zincir çektim yanına bir trabzan ikinci trabzan mı yaptım bakın bu şekilde devam ediyorum hanımlar 3 zincir çektim araya hemen yanındaki sık iğne tepesinden girdim 1 2 tane trabzan yaptım araya 3 zincir çektim sık iğne tepemden girdim 1 2 trabzan yaptım araya 3 zincir çektim yanındaki sık iğnemden girdim 1 2 tane trabzan yaptım 3 zincir çektim araya Şöyle bir sayalım bakın. Şöyle hanımlar şöyle söyleyeyim. Bakın buradaki 3 zincir çektiğim boşlukları sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. 3 zincir çektim. Trabzanımı yaptım. 9 tane bakın 9 tane buradaki ara boşluğum oldu. 3 zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğneden trabzanımı yaptım. Yanına ikinci trabzanımı yaptım. 10 tane yuvam oldu. Bakın 11. yuvamı 3 zincir çektim. En baştaki trabzanın tepesinden kapatarak oluşturdum. Bakın toplamda bu 3 zincirle çektiğimiz bakın bu boşlukları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane boşluğumuz oldu. Hemen ilk yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım ipimi. 1 2 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın aynı yuvadan girdim. Önce bir yapamadım. İpimi doladım. Önce bir sonra iki çektim. Bakın ilmeğim iki tane çekmiyorum tamamını. İpimi tığıma bir kez doladım. Yuvamdan girdim. Önce bir sonra iki çektim. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi tamamını çektim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. ikinci yuvama girdim. Önce bir, sonra iki çektim, bıraktım. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce bir, sonra iki çektim, bıraktım. İpimi tığıma bir kez doladım. Önce bir, sonra iki çektim. Bakın şimdi tamamını çektim, kapattım. Buraya tekrardan bu ara boşluklar o, bu pardon, yuvalar oluşturuyorum. 6 zincirle. Altı zincir çektim, diğer yuvama girdim. Önce bir, sonra iki çektim, bıraktım. İpimi doladım. Önce bir, sonra iki çektim, bıraktım. İkinci trabzanımı yaptım. Önce bir, sonra iki, üçüncü trabzanımı yaptım. Bakın, üç tane ilmeğim var. Tamamını çektim, kapattım. Bakın, bu yuvaların tamamını bu şekilde tamamlayıp dönüyorum hanımlar. Evet adımlar. Bakın tüm yuvalarımın içerisine böyle 6 zincir 3 trabzan çekerek yine bakın 10 tane yuva oluşturdum 11. yuvamı 1 2 3 4 5 6 zincir çektim en bakın tepesinden kapattım sık iğne ile şimdi ilk yuvama bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. Yandaki yuvama girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım. Bakın burada 6 zincirle yuvalar oluşturmuştum. Buradaki yuvalarımın içerisine, bakın bu ilk motifimin tamamını, e, her yuvamın içerisine 11 tane sık iğne ile tamamlayıp motifimi bitiriyorum ilk motifimi. Ben daha önceden bir motif hazırlamıştım. Bakın ilk motifinizi bu şekilde tüm yuvaları, bakın buradaki yuvaları 11 tane sık iğne ile doldurup tamamlıyorsunuz ikinci motifimi yaparken bakın yuvama girdim 1 2 diğer motifime tutturacağım 3 4 5 tane zincir çektim Pardon sık iğne yaptım bir zincir çektim şöyle motifimin herhangi bir e, yuvasından şöyle orta kısmından tığımı girdim ilmeğimi çektim bir zincir çektim yuvama döndüm 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Yandaki yuvama girdim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Bakın burada tutturmuştum. Hemen yanındaki sık iğneli yuvamdan girdim. Or hemen ortasından girdim. Bir zincir çektim. Tekrar yuvama döndüm. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bakın iki motifimi de bu şekilde birbirine tutturuyorum. Şimdi yandaki yuvama girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane sık iğne yaptım. Yandaki yuvama girdim. Bakın hanımlar. Kalan yuvalarımın tamamını 11 tane sık iğne ile doldurup motifimi tamamlıyorum. Evet hanımlar motifimi bu şekilde birbirine birleştirdim. Tamamladım. Şimdi beyaz ipimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Motifimi aldım hanımlar. Motifimin ters tarafını çevirdim. Bakın buradan tutturmuşum. Sayıyorum. 1, 2, bakın bu 3. Üç, 3. yuvanın bakın tutturduğum nokta hariç. 1, 2, 3. yuvamı şöyle hemen ilk sık iğnesinde ipim, tığımı girdim. İpimi buraya sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ters tarafındayım motifimin. 5 zincir çektim, ipimi tığıma bir kez doladım. Bakın, bir sık iğne atladım, ikinciden girdim, önce bir sonra iki sonraki çıktım. Araya bir zincir çektim, bir sık iğne atladım, ikinciden girdim, önce bir sonra iki sonraki çıktım. 3 tane, bakın, 3 tane trabzanım oldu. ipimi tığıma bir kez doladım, bir sık iğne atladım, ikinciden girdim önce bir sonra iki sonraki dört tane trabzanım oldu bir zincir çektim araya bir atladım ikinciden girdim önce bir sonra iki sonraki beş tane trabzanım oldu bakın bu şekilde beş tane trabzanım oldu bir zincir çektim araya bir sık iğne atladım ikinciden girdim önce bir sonra iki sonraki altı tane trabzan yaptım bir zincir çektim araya bakın diğer ee, yuvamdaki sık iğnelerime geçiyorum hanımlar. Hemen şöyle ilk sık iğnenin içerisinden girdim tığımı. Önce bir sonra iki sonraki çıktım. Bakın birinci trabzanımı yaptım. İpimi tığıma bir kez doladım. Bir sık iğne atladım. İkinciden girdim. Önce bir sonra iki sonraki çıktım. İkinci trabzanımı yaptım. İpimi bir zincir çektim. İpimi doladım bir kez. Bir sık iğne atladım. İkinciden girdim. Önce bir sonra önce bir sonra sonraki sonraki çıktım üçüncü trabzanımı yaptım bir zincir çektim araya bir sık iğne atladım ikinciden girdim dördüncü trabzanımı yaptım bir sık iğne atladım ikinciden girdim beşinciyi yaptım bir zincir çektim bir sık iğne atladım ikinciden girdim altıncı trabzanımı yaptım toplamda bakın altı tane bu yuvamda altı tane de bu yuvamda toplamda on iki tane trabzanım oldu hanımlar. Şöyle sayalım tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12 tane sık iğnem oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın bu tutturduğum yuvanın yanındaki yuvayı atladım. Diğer yuvamı şöyle hemen ilk sık iğnesinin içerisinden girdim. Önce bir, sonra iki, sonraki trabzan yaptım. Bakın tutturduğum yuvanın yanındaki yuvayı atladım. Şöyle onun yanındaki yuvanın ilk sık iğnesinden trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. İkinciden girdim. İkinci trabzanımı yaptım yapamadım tekrar yapalım ikinci trabzanımı yaptı yapamadım tekrardan yapıyorum Evet ikinci trabzanımı yaptım bir zincir çektim bir sık iğne atladım diğerinden girdim 3 trabzanım oldu bir zincir çektim bakın bir sık iğne atlayıp ikinciden yapıyorum arada trabzanlarımı yaparken bir sık iğne tepes atlıyorum dört tane trabzanım oldu bir zincir çektim. 5. trabzanımı yaptım bir sık iğne atlayıp bir zincir çektim bir sık iğne atladım 6. trabzanımı yaptım bir zincir çektim bakın hemen ilk diğer yuvamın ilk sık iğnesinin içerisinden girdim bir bir sık iğne atladım ikinci trabzanımı yaptım bir zincir çektim. Araya bir sık iğne atladım. Diğer sık iğnemden girdim. Üçüncü trabzanımı yaptım. Dördüncüyü yaptım. Bir sık iğne atlayıp bir zincir çektim. Beşinciyi yaptım. Bir zincir çektim. Araya altıncı trabzanımı yaptım. Bakın hanımlar buradaki her yuvamın üzerindeki bakın burada arada 11 tane sık iğne doldurmuştum. Her yuvamın içerisine daha doğrusu buradaki sık iğnelerimin üzerine aralarda bir zincir çekerek 6 şar tane 6, 6 6 6 6 6 şeklinde trabzanlarla dolduruyorum arada bir zincir çekerek toplamda bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane yuvamın tepesine trabzan dolduracağım hanımlar. şurada eklediğim noktanın yanındaki, yuva hariç bakın şuraya kadar burada yaptığım işlemin aynını yapıp dönüyorum aralarda bir zincir çekip bakın bir sık iğne tepesi atlayıp ikinci sık iğneden girerek yani arada bir sık iğne atlayarak her yuvamı altışar tane trabzanla doldurup dönüyorum Evet hanımlar bakın toplamda 7 tane yuvamın üzerine bakın her yuvamın üzerine altışar tane e, trabzan yaparak buraya kadar geldim. Aralarda şöyle göstereyim. Birer tane zincir çektim homurlar. Şimdi burada tekrardan bakın bir tane eklediğim yuva hariç yanında bir tane yuvam kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. ipimi tığıma bir kez doladım. Bakın bu tarafta eklediğim yuvanın yanındaki yuvayı atladıp hemen şöyle diğer yuvamın ilk sık iğnesinin içerisinden girdim önce bir sonra iki sonraki ilk trabzanımı yaptım yine burayı da aynı şekilde devam ediyorum ilk başta nasıl yaptıysam ben zincirimi eksik çektim galiba tekrar yapalım yanlış olmasın kısa geldi çünkü 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 evet eksik çektim 12 13 14 15 16 zincir çektim hanımlar ipimi tığıma doladım Bakın dediğim gibi eklediğim yuva hariç şurayı atlıyorum yanındakini. Diğer yuvamın şöyle ilk sık iğnesinin içerisinden girdim. İlk trabzanımı yaptım. Başa döndük tekrardan. ilk trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. İkinciden girdim. İkinci trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Diğerinden girdim. 3 bir zincir çektim bir sık iğne atladım diğerinden girdim 4 bir zincir çektim bir sık iğne atladım diğerinden şöyle girdim 5 bir zincir çektim bir sık iğne atladım diğerinden girdim 6 bir zincir çektim bakın diğer yuvamın şöyle ilk trabzanın içerisinden girdim 1 bir zincir çektim bir sık iğne atladım ikinciye girdim iki bir zincir çektim bir sık iğne atladım üçüncü trabzanımı yaptım bir zincir çektim bir sık iğne atlayıp dördüncü trabzanımı yaptım bir zincir çektim bir sık iğne atladım Beşinci trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Bakın şöyle en sondaki sık iğnemden girdim altıncı trabzanımı yaptım yine burada iki yuvamın üzerine her birine altışar tane sık iğne yaparak pardon trabzan yaparak toplamda 12 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim bakın hemen ilk trabzanımın tepesinden girdim trabzan yaptım araya bir zincir çektim Yanındaki trabzan tepesinden trabzan yaptım. Bakın aşağıda 12 trabzanım var. Şimdi 3. trabzanımı yaptım. Yukarıda burada birer tane eksilterek devam edeceğiz. 4. yaptım. Bir zincir çektim. 5. trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Araya diğer trabzanımın tepesinden 6. trabzanımı yaptım. Bakın 6 tane trabzanım oldu. Bir zincir çektim. Yanındaki trabzandan girdim. 7 bir zincir çekiyorum bu sırada da aralarda 8. trabzanı yaptım bir zincir çektim yanındaki trabzandan 9 bir zincir çektim yanındaki trabzanın tepesinden girdim 10 bir zincir çektim yanındaki trabzanın tepesinden girdim trabzanımı yaptım bakın 11 tane trabzanım oldu Buradaki son trabzana dokunmuyorum onlar. burası kalıyor. Yani birer tane eksilterek yukarıya çıkacağımız için aşağıda 12 trabzanım vardı. Yukarıda 11 tane trabzanım kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın burada 16 zincirle böyle geçiş yapmıştık. Zincirimin altından girdim. Önce bir sonra iki sonraki bir iki tane trabzan yaptım zincirimin altından girdim 3 trabzanlarımı yaparken ipimi tığıma bir kez doladım önce bir sonra iki sonra iki dört trabzanım oldu 5. trabzanımı yaptım 5 tane buraya trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım bakın buradaki ilk trabzan değil şöyle ikinci trabzanın tepesinden girdim bu taraftan da bir tane trabzan eksiltmiş oldum trabzanımı yaptım yine burada araya bir zincir çekip her trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak ilerliyorum hanımlar bakın araya bir zincir çektim trabzanımı yaptım bir zincir çektim her trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak ilerliyorum bakın hanımlar bu işlemi Burada da yine bakın son trabzanın tepesine trabzan yapmadan bütün trabzanlarımın tepesine trabzan yaparak buraya kadar geleceğim. Burada bir trabzanı yapmayacağım hanımlar. Ben doldurup dönüyorum. Evet hanımlar, bakın burada bir trabzan kalana kadar tüm trabzanlarımın tepesine aralara bir zincir çekerek trabzanlarımı yaptım ve geldim. Bakın bir tane trabzanıma yapmadım bırakıyorum burayı 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi tığıma doladım bir kez zincirimin altından girdim önce bir sonra iki sonraki birinci trabzanımı yaptım ikinci trabzanımı yaptım zincirimin altından girdim 3. trabzanımı yaptım 4ncü trabzanımı yaptım ve 5 trabzanımı yaptım 5 tane trabzan doldurdum burayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim, ipime doladım. Bakın bu sefer buradaki ilk trabzanın tepesine girmeden hemen ikinci trabzanın tepesinden girdim. Trabzanımı yaptım, bir zincir çektim araya, yandaki trabzanın tepesinden trabzanımı yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum aralarda bir zincir çekerek tüm trabzan tepelerine trabzan yapıyorum hanımlar araya bir zincir çektim trabzanımı yaptım yine burada 11 tane trabzanımız olacak trabzanımı yaptım bir zincir çektim Yandaki trabzanın tepesinden girdim. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Araya trabzanımın tepesinden girdim. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Yine trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve son trabzanımın tepesine trabzanımı yaptım. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim ipimi doladım bir kez tığıma trabzanımın hemen bakın buradaki trabzanımın tepesine girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım burada çektiğim bakın 5 zincir çekmiştim trabzanımı da yapmış oldum ikinci trabzanımı yaptım burada bu sıramızda araya iki zincir çektim hanımlar yandaki trabzanımın tepesinden trabzanımı yaptım iki zincir çektim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim trabzanımı yaptım bu sıramızda 10 tane trabzanımız olacak burada trabzanımı yaptım 2 zincir çektim 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 araya bakın trabzanımı yaptım burada yine bir trabzanımı boş bıraktım hanımlar toplamda 10 tane trabzanım oldu 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım bakın zincirimin altından girdim 1 zincirimin altından girdim iki tane trabzan yaptım aşağıda 5 trabzanım vardı burada bakın bu 5 trabzanın tepesine tekrardan 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 bakın 5 trabzanımın tepesine 5 trabzan 2 tane de zincirimin altından aldım toplamda 7 tane trabzanım oldu şimdi bu taraftaki zincirin altından girdim 8 zincirin altından girdim 9 tane trabzanım oldu yani 4 tane trabzan artırmış oldum 2 sağdan 2 soldan 4 tane trabzan artırdım aşağıda 5 vardı 2 bu taraftan 2 bu taraftan 9 tane trabzanım oldu bu sıramda 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım bakın ilk trabzanı atladım ikinciden girdim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim araya trabzanımı yaptım 2 zincir çektim araya yine bu sıramda da bu sefer aralara 2 zincir çekerek bakın hanımlar ben kamera arkası devam edeceğim tüm trabzanlarımın tepesine trabzan yapacağım sondaki trabzanım hariç toplamda bakın buradaki bütün trabzanlarımın tepesine aralara 2 zincir çekerek bu sıramı da Pardon buraya kadar bu Sıramı da e, trabzanlarla dolduracağım yine bakın bu tarafta burada ne yaptıysam aynı işlemi burada yapacağım yine burada bir trabzan atlayacağım burayı da aynı şekilde dolduracağım 3. Sıramı da bu şekilde tamamlayacağım ben kamera arkası yapıp döneceğim Hanımlar burada ne yaptıysam burada da aynı işlemi yapacağım bakın başlarda ve sonlarda bir trabzan atlayarak yapıyorum bir trabzanı boş bırakıyorum Burada da aynı şekilde bir trabzanı boş bırakıyorum eksiltme yapıyorum sağda ve solda aynı işlemi yapıyorum 3. Sıramı da bu şekilde tamamlayıp döneceğim Hanımlar Evet Hanımlar 3. Sıramı da tamamladım döndüm 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim işimi Trabzanımın ilk sıra, trabzanımın tepesine trabzanımı yaptım. Bu sıramda da bundan sonraki sıralarımızda aralara iki zincir çekerek ilerleyeceğiz sanımlar. İki zincir çektim, trabzanımı yaptım. İki zincir çektim, trabzanımı yaptım. Aralarda iki zincir çekerek ilerliyorum. İki zincir çektim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim trabzanımı yaptım bakın burada bir trabzanımın tepesine yapmayacağım trabzan boş bırakıyorum bakın bu iki sıramda 6 zincirle geçiş yapmıştım hanımlar. Bakın burada 6 zincirle geçiş yaptım. Burada 6 zincirle geçiş yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincir çektim. İpimi doladım. Zincirimin altından girdim. 1 Zincirimin altından girdim. 2 tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. Tırabzanlarımın tepesinde trabzan yapacağım şimdi üçüncüyü yaptım 4 5 6 7 8 9 10 11 şimdi zincirimin altından 12 Yaptığım zincirimin altından 13 trabzan yaptım 5 trabzan başladım ikinci sıram 9 trabzan oldu 2 sağda iki solda çoğalttım bu sıramda 13 trabzanım oldu 2 sağda iki solda çoğalttım hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım bakın ilk trabzanı atladım hemen ikincinin tepesinden girdim trabzan yaptım iki zincir çektim trabzan mı yaptım iki zincir çektim trabzan mı yaptım bakın hanımlar dördüncü sıramı da bu şekilde devam edeceğim burada da burada ne yaptıysam aynısını yapacağım bakın dördüncü sıramda böyle aralarda iki zincir çekerek devam edecek yapacağım buradan bakın beşinci sırama geçerken dördüncü sıramı yapıyorum beşinci sırama geçerken yine aynı şekilde aralarda iki zincir çekeceğim bu baştaki trabzanı bırakacağım burada zincirimin altından gireceğim iki trabzan sağ iki trabzan ço sola çoğaltacağım bakın 5 9 13 dördüncü sıramda 13 tane trabzanım var. Bakın şöyle sıralarımı sayarken buradaki trabzanlardan sayıyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4. sıramdayım. Bakın burada 3. sıramdayım. Çünkü burada araya zincir çektik. 16 zincirle geçiş yaptık. O yüzden bu dolguları saymayın. Buradaki trabzanlarınızı sayın bakın 1 2 3 4. sıramdayım 5. sıramda da 13 17 tane trabzan olacak burada 5. sıramı da yine aynı şekilde ben bakın 4. gidiyorum 5. de ben kamera arkasında yapacağım 13 17 tane trabzanımız olacak burada iki sağda artıracağım iki solda aşağıda ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım 5. sıramı da tamamlayacağım son sıramızda böyle motifleri birbirine eklemeyi göstereceğim size ben tamamlayıp döneyim hanımlar Evet hanımlar bakın 5. sıramı da size anlattığım şekilde tamamladım döndüm 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim işimi çevirdim hanımlar bakın aşağıdan şöyle 3. zincirin içerisinden girdim sık iğne ile kapat bir zincir çektim araya diğer trabzanıma geçtim trabzan yaptım 4 zincir çektim kapattım trabzanımın altında böyle tepelere tumurcuk yaparak ilerliyorum bakın bir zincir çektim trabzanımı yaptım 4 zincir çektim trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın altından kapattım. Bir zincir çektim araya. Trabzanımın tepesinden trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından kapattım. Bakın ilk sıramızı da bu şekilde pardon bu sıramızda bu şekilde ilk motifimizi bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz şöyle biraz ilerleyelim şuradaki boşluklara kadar bir gelelim ben kamera arkası devam edeceğim Bakın, bu şekilde yalnız burada bu sıramızda hiç trabzan atlamıyor sanımlar. Bakın buradaki sondaki trabzan tepesinde de yaptım. Bir zincir çektim. Bakın buradaki bir zincir çekmiştim. Zincirimin altından girdim. Trabzanımı yaptım. Dört zincir çektim. Trabzanımın altından tomurcuğumu yaptım. Bir zincir çektim. İlk trabzanım bakın burası dolgulu trabzanlarla dolduğum, doldurduğumuz yerler. İlk trabzanımın tepesinden trabzanımı yaptım. Dolgulu kısmımızdayım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından kapattım. 1 zincir çektim. Bakın burada bir trabzan atladım. İkincinin tepesinden trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından kapattım. 1 zincir çektim. Araya bir trabzan atladım. Diğerinden girdim. Trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim Trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan atladım ikinciden trabzan mı yaptım 4 zincir çektim Tırabzanımın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan atladım ikinciden girdim trabzan 4 zincir çektim Tırabzanımın altından kapattım bir zincir çektim araya bir trabzan atladım Trabzanımı yaptım, 4 zincir çektim, trabzanımın altından kapattım. Şöyle göstereyim size. Bakın burada hem trabzan yapıyorum, hem tomurcuklarımı yapıyorum. İlk motifimizi bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Trabzanımı yaptım, trabzanımın altından 4 zincir çekip kapattım hanımlar. Bir zincir çektim, bir trabzan atladım, ikinciden kapattım. Pardon trabzan yaptım, 4 zincir çektim, trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim bakın bir atladım şöyle sondaki trabzanın tepesinden kapattım 4 zincir çektim Trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim araya bakın buradaki 5 zincirle geçiş yaptığım noktadan girdim zincirin altından trabzanımı yaptım 4 zincir çektim trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim ilk trabzanımın tepesinden dediğim gibi burada trabzan atlamıyoruz trabzanımı yaptım Dört zincir çektim, kapattım. Evet hanımlar, bakın. Bundan sonrası, hani burada şuraları nasıl yaptığımı e, göstermek adına buraya kadar ilerledim. Bundan sonrası her trabzanın üzerine trabzan, 4 zincir çekip trabzanın altından kapatıp, bakın burada ne yaptıysam aynısını bu motifin bitene kadar yapıyorum. Burada da yaptıktan sonra kopartıyorum ipimi ilk motifimi bu şekilde tamamlıyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim hanımlar. Şimdi bakın ben renkli iki renkli ip kullanmadım. Tek renk ip kullandım. İki renk ip kullanmak isteyen hanımlar mesela buraya bir başka renk, buraya bir başka renk mesela yaptınız. Hani motifimizin tersinden beyaz ipimizi bağlayıp başladık ya. Şimdi örnek vereyim. Burayı sarı yaptım. Burayı turuncu yaptım ya. Burada turuncu motifimden başladım. İkinci motifimi yaparken sarı motifimden başlayacağım. Şöyle çevireceğim. Buradaki sarıdan başlayacağım. Eklerken de hep bu tarafından ekleyeceğim hanımlar. Yani bu tarafından ekleyeceğim. Örnek vereyim. Burası sarı, burası turuncu olduysa ikinci motifimiz burası turuncu, burası sarı. Sarı, turuncu, turuncu, sarı şeklinde. Hani çapraz eğer yapmak isterseniz. Yok gene iki renk kullanacaksanız aynı şekilde alt motif sarı üstteki motif turuncu olsun istiyorsanız da e, aynı sarıdan başladıysanız sarıdan turuncudan başladıysanız turuncudan başlayacaksınız Burayı da bir söyleyeyim ben burayı kamera arkası tamamlayacağım motifimi Hanımlar Daha doğrusu daha önceki yaptığım e, motifimi ekleyeceğim ikinci motifimi de hazırlayayım e, ekleme kısmını size göstereceğim Evet hanımlar bakın ben siz ilk motifinizi size gösterdiğim şekilde hazırlıyorsunuz. Ben buraya ekledim. Ben buraya ekledim. Diğer motifimi de hazırladım. Şöyle işimin düz tarafındayım. Bakın diğer motifimi hazırladım. Motifimi ters tarafındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şimdi işimin düz tarafındayım. 6 zincir çektim hanımlar ipimi tığımdan çıkardım bakın motiflerimin düz tarafındayım burada düz tarafındayım burada da düze döndük bakın motifimi aldım ilk tomurcuğun içerisinden girdim bakın 6 zincir çektim ilk tomurcuğun içerisinden girdim 2 zincir çektim şöyle aşağıdan 3. zincirin içerisinden girdim hem tomurcuğumu yapmış oldum hem buraya eklemiş oldum kapattım sık iğne ile bir zincir çektim diğer trabzanımı yaptım iki zincir çektim bakın hemen yanındaki tomurcuktan girdim çektim iki zincirimi iki zincir çektim trabzanımın altından kapattım bu elimdeki yapmış olduğum motifin de düz tarafındayım hanımlar buradaki eklediğim motiflerin de düz tarafındayım. İşimin düz tarafındayım. Düz tarafından yapıyorum bu işlemi. Bir zincir çektim. Trabzanımı yaptım. iki zincir çektim. Diğer tomurcuğumdan girdim. Motifimin tomurcuğundan bakın. Çektim ipimi iki zincir çektim. Trabzanımın altından kapattım. Bir zincir çektim araya. Diğer trabzanıma geçtim iki zincir çektim tomurcuğumun diğer motifimi tomurcunun içerisinden girdim çektim ipimi iki zincir çektim trabzanın altından kapattım bakın burada hem trabzanlarımı yapıyorum tomurcuklarımı yaparken bakın iki zincir çektim diğer motifimdeki hemen hiç tomurcuk atlamadan trabzan tepesi atlamadan artık filiz tomurcuk ne derseniz 2 zincir çektim altından kapattım hiç atlamadan hepsinden ekleme yapıyorum hanımlar bir zincir çektim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim girdim buradan tığımı çektim ipimi 2 zincir çektim trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim girdim tomurcuğumdan 2 zincir çektim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim trabzanımı yaptım Tığım çıktı şöyle tekrar yapayım burayı Evet trabzanımı yaptım İki zincir çektim girdim buradan tığımı çektim ipime iki zincir çektim trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim bakın buradaki zincirimin altından girdim trabzanımı yaptım iki zincir çektim tomurcuğumdan aldım iki zincir çektim trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim bakın Dolgulu kısma geldim. İlk trabzanın tepesinden girdim, iki zincir çektim. Burada da dolgulu kısma geldim. Bakın, trabzanlar birbirini karşılıyor zaten. İki zincir çektim, trabzanımın altından kapattım. Bir zincir çektim. Bakın, burada bir trabzan atladım, diğerinden girdim, trabzanımı yaptım, iki zincir çektim. tekrar iki zincir çektim Tırabzanımın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan atladım ikinciden trabzanımı yaptım 2 zincir çektim buradan girdim tığımı çektim ipimi trabzanın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan atladım ikinciden girdim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim girdim buradan tığımı çektim ipimi ben çıkartarak yapıyorum siz isterseniz çıkartmayarak da çıkarmadan da yapabilirsiniz ben bu şekilde tercih ettim hanımlar tercih size kalmış nasıl kolayınıza geliyorsa artık bakın burada iki zincir çektim tekrar zincirim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan atladım ikinciden girdim trabzanımı yaptım iki zincir çektim Bugün hava çok garip güneş var gidiyor geliyor yağmurlu görünüyor ama bakalım O yüzden biraz acele ediyorum yağmur başlamadan çok yağmur gürültüsü olursa sesimi size duyuramam diye bakın trabzanımı yaptım iki zincir çektim buradan girdim çektim ipimi 2 zincir çektim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim bir trabzan atladım 2 zincir çektim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim tomurcuğumun içerisinden çektim ipimi 2 zincir çektim trabzanın altından kapattım bir zincir çektim araya bakın bir atladım en sondaki trabzanımın tepesinden girdim trabzanımı yaptım 2 zincir çektim girdim tığımı buradan çektim ipimi iki zincir çektim trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim zincirli noktamdan bakın aradaki 5 zincirli noktamdan trabzanımı yaptım 2 zincir çektim girdim tığımı çektim ipimi 2 zincir çektim kapattım bu şekilde buraya tutturmuş oldum hanımlar şöyle göstereyim bir zincir çektim bakın buradaki ilk trabzanın tepesine girdim burada eklemeye devam etmiyorum 1 2 3 4 zincir çektim trabzanımın altından kapattım bir zincir çektim araya trabzanımı yaptım 4 zincir çektim kapattım bir zincir çektim trabzanımın altından girdim 1 2 3 4 zincir çektim kapattım bakın hanımlar şöyle göstereceğim kamera arkası devam edeceğim Bakın bu şekilde dediğim gibi motifte oynamalar yaptım diye burada yaptım aslında. Eklemesi daha değişikti. Aslında sayfamda var bir değişik olanı. Ee, bunu size göstermek istedim. Bakın bu şekilde hanımlar tutturdum. Buradaki ara boşlukta yaptığım trabzanı da tutturduktan sonra bakın buradaki trabzanları tutturma yapmadan Burada ne yaptıysam bakın trabzan yapıp 4, 4 zincirle tomurcuklarımı yapıp trabzanımın altından kapatıp sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Evet hanımlar bak bakın yaptım trabzanlarımı ve tomurcuklarımı burada geldim yaptım sonuncuyu şimdi ben devam edeceğim siz burada bir zincir çekip ipinizi kopartabilirsiniz bakın benim son motifim altıncı motifim o yüzden ipimi koparmadan Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bakın havluya dikilen şöyle göstereyim. Havluya dikilen kısmı yapacağız. Bakın şunu şöyle çekelim. 7 zincir çektim. İpimi doladım. İlk bakın buradaki ilk kutumdan girdim. Önce bir sonra iki sonra 2 Buraya bir kutucuk yaptım. Araya 3 zincir çektim, diğer kutuya geçtim, kutucuk yaptım, 3 zincir çektim, diğer kutuya geçtim, ipimi tığıma bir kez dolayıp önce bir sonra iki sonraki üç kere de çıkıyorum hanımlar burayı. Bakın kutucuk yapıyorum buraya. 3 zincir çektim, yandaki kutuya girdim, kutucuk yaptım, 3 zincir çektim, yandaki kutuya geçtim. Üç zincir çektim yandaki kutudan girdim kutucuğumu yaptım burada 1 2 3 4 4 5 6 7 tane zincir çektim bakın son kutucuğuma da kutucuk yaptım 7 zincir çektim bakın buradaki yuvamdan şöyle ortasından girdim sık iğne ile kapattım 7 zincirimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Bakın buradaki diğer yuvamın şöyle ortasındaki sık iğneden girdim. 9 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yine bakın buradaki diğer yuvamın şöyle ortasındaki sık iğne de kapattım sık iğne ile 1-2-3-4-5-6-7 zincir çektim bu sefer ipimi doladım ilk kutucuğumun içerisinden girdim trabzan yaptım 3 zincir çektim yandaki kutuya girdim kutucuk yaptım 1-2-3 zincir çektim yandaki kutuya girdim kutucuk yaptım 3 zincir çektim yandaki kutuya girdim kutucuğumu yaptım bu şekilde devam ediyorum şöyle kamerama biraz odaklayayım Evet yakınlaştırayım Daha doğrusu 3 zincir çektim yandaki kutuya girdim girdim kutucuk yaptım 1 2 3 zincir çektim yandaki kutuya girdim kutucuğumu yaptım bakın eklediğim noktadayım 1 2 3 zincir çektim. Bakın buradaki şöyle tomurcukların bakın şöyle eklediğim noktada eklediğim noktada şöyle ortasından girdim. Bir bakayım aslında modeli bir saniye. Evet. Bakın 3 zincir çektim. Şöyle şuradan ikisini eklediğim noktada ortadan tam ortasından kutucuğumu yaptım. 3 zincir çektim. Hemen bakın buradaki ilk kutuma girdim. Kutucuğumu yaptım. 3 zincir çektim. Devam ediyorum. Diğer motifime geçtim. 3 zincir çektim. Yandaki kutudan kutucuğumu yaptım. Göstereceğim şimdi size şuraya kadar ilerleyelim. Kutucuk yaptım. 3 zincir çektim. Kutucuk yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Bakın son kutucuğumun içerisinden kutucuğumu yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bakın buradaki yuvamı şöyle ortasından kapattım sık iğne ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Diğer yuvamı şöyle ortasındaki sık iğneden kapattım. Ortasına denk getiriyorum hanımlar. 7 8 9 zincir çekti bakın diğer yuva yuvamdan şöyle ortasından girdim kapattım 9 zincirimi 5 6 burada 7 zincir çektim ipimi doladım bakın ilk kutucuğun içerisine girdim trabzanımı yaptım 3 zincir çektim yandaki kutuya girdim kapattım bakın bu şekilde şöyle göstereyim size İlk sıramı bu şekilde. Kenar bandımın ilk sırasını bu şekilde bakın. Burada nasıl yaptıysam diğer motiflerimi de aynı şekilde yapıyorum. Ben daha fazla devam etmeyeceğim. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Sıra sonuna kadar bu işlemi bakın sıra sonuna kadar bu işlemi böyle yaptınız, geldiniz. Geldik, döndük hanımlar. Yine burada kutucuklarımın üzerine üçer zincir çekerek aralarında kutucuk yapıyorum. Bakın burada 7 zincirle geçiş yaptım noktada bakın buradaki 7 zincirimin içeri üst, üzerine e, 2 kutucuk 9 zincirin üzerine 3 kutucuk 3 kutucuk 2 kutucuk yani buradaki çekmiş olduğum 7 zincirlerin üzerine 2 9 e, zincir çektiğim bakın 9 zincirle geçiş yaptım buradaki 9 zincirlerin üzerine her birinin üzerine üçer tane kutucuk yaparak ikinci sıramı tamamlayacağım bakın burada 2 kutucuk buradaki 9 zincirde bakın şöyle 3 kutucuk yaptım. 2 sıra yaptım ben hanımlar. Yani bir böyle ilk sıramı yaptım. Sonra döndüm, ikinci sıramı yaptım ve tamamladım. Ee, siz isterseniz daha böyle kalın istiyorsanız buradaki kutucuk sıranızı artırabilirsiniz. 3 olur, 4 olur, 5 olur. Ne kadar istiyorsanız. Motifler zaten büyük. Böyle e, çok e, fazla böyle enli de olursa çok güzel duracağını düşünmüyorum. E, tercih size bağlı yine de. Ben 2 sıra tercih ettim. Bir geldim, bir döndüm, bitirdim. Modelimiz böyle hanımlar. Dediğim gibi biraz oynamalar yaptım. Modelin aslı böyle değildi. Ben buradaki ekleme kısımlarını değiştirdim. Böyle durduğuna da bakmayın. Ütüsüz olduğu için böyle duruyor. Ütülenince böyle tersinden ılık bir ütüyle üzerinden giderseniz gayet de güzel. Çok cici bir model. Biraz zahmetli. Ama büyük motif severler için çok ideal bir model. Böyle iri motif seven arkadaşlarımız var. Modelimiz böyle hanımlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepiniz hoşçakalın.